Selamlar dostlar merhaba YouTube. Yepyeni bir iCloud Bypass videosuyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere iCloud'ı unuttuğumuz cihazları nasıl bypass yaparız, nasıl bunları tekrardan hayata döndürebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle iCloud Bypass ile ilgili belki yüzün üzerinde videom var ve sizler de büyük ihtimal beni bu videolarla tanıyorsunuz. Ancak şu anda şöyle bir problem var size gösterdiğim daha önceki bütün yöntemler kapandı ve sadece çalışan tek bir yöntem var. Bu yönteminde bazı dezavantajları var tabletinizi veya telefonunuzu kapatıp açtığınız zaman maalesef ki tekrardan iCloud ekranını atıyor ve bu işlemleri tekrardan yapmanız gerekiyor. İşlem ücretsiz bir işlem olduğu için istediğiniz kadar tekrar yaparak tekrar tekrar yapabilirsiniz. Ancak her modeli desteklemiyor. Desteklediği model aralıkları var. Desteklediği cihaz işlemci modelleri var ve iOS sürümleri var. Buna göre işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Peki neleri destekliyor? iOS 12'den iOS 16'ya kadar olan A12 işlemcinin öncesinde olan bütün cihazları destekliyor. Tabii bazı cihazlarda yine desteklemediği oluyor ama genellikle bu programın desteklememesinden kaynaklı değil. Cihaz kaynaklı oluyor. Bu durumlarda da gerçekleşmeyebiliyor bu işlemler. Buna göre dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki cihazınızı desteklemiyorsa zaten bu işlemleri yapamazsınız. Boşu boşuna işlemlere devam etmeyin. Eğer ki cihazınız bu modellerin içinde bir cihazsa hemen bu işlemlere devam edebilirsiniz. Öncelikle bu işlemleri yapabilmek için bir adet bilgisayar ihtiyacınız var. Bir de programlara ihtiyacınız var. Bu programları ben size zaten gönderiyorum. Instagram üzerinden bana yazdığınız zaman ben bu programları ücretsiz bir şekilde sizlere gönderiyorum. Tek bir tane talebim var. Kanalıma abone olmanız. Abone olsalar bir ekran görseli bana DM üzerinden attığınız zaman size direkt olarak programları gönderiyor. Programları aldıktan sonra bana DM üzerinden sorular sormaya devam ediyorsunuz ama maalesef ki oradaki soruların hepsine yetişemiyorum ve çoğuna zaten ben bakmıyorum. Otomatik olarak DM'den yazdığınız zaman bana ekran görseli attığınız zaman programları otomatik olarak zaten cevap olarak size gönderiyor. Bu yüzden eğer sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmında yorum yazarsanız sizler için bunları yanıtlayabilirim. Şimdi programlara nasıl sahip olacağımızı öğrendiğimize göre programları aldıktan sonra işlemlerimize geçebiliriz. Öncelikle bugün bu işlemleri iPad'den gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ancak iPhone'da da aynı şekilde geçerli. iPhone X'e kadar olan modellerde geçerli. Tekrardan hatırlatayım bunu ve iOS 12 ile iOS 16'ya kadar olan sürümlerde geçerli. iOS 17 ve iOS 18 maalesef ki olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda tabletimde netlemesini bekliyorum. iPad sahibine kilitlendi yazısını gördünüz zaten ekranda. Şu anda bu cihazda iCloud var ve iCloud'ını bilmiyoruz. Unuttuk. Şimdi sizlerle beraber hemen hızlıca bunu bypass yapıyoruz. Size verdiğim linkten Alişenekar dosyasını indiriyoruz. Daha sonrasında dosyaya hemen giriyoruz. İlk önce burada oku kısmı var. Burayı mutlaka okuyun arkadaşlar. Şu anda videoda da anlattıklarımı ve bunun daha fazlasını orada da sizlere anlatıyorum. Daha sonrasında bilgisayarınızda mutlaka kurulacaklar klasörü var. Buradakileri de mutlaka kuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın iTunes'la Triutools'u kurmanız gerekiyor. Winrar da var ama Winrar o kadar önemli değil. Zaten kurmak zorundasınız daha öncesinde. Hemen şimdi buradan çıkıp dosya kısmına geliyoruz. Bakın dosya kısmında şöyle önemli bir nokta var. Öncelikle cihaza jailbreak yapmamız gerekiyor. Jailbreak şimdi gerçek. Geçirdikten sonra da bypass işlemine geçmemiz gerekiyor. Ama bunları yapmadan önce ilk önce bilgisayarımızın virüs koruma programını kapatmamız lazım. Bu dosyaların tamamını ben internetten buluyorum sizler için. Araştırıyorum, buluyorum. Ancak bu dosyalarda zararlı yazılımlarda bulunabilir. Bunu indirirken, bunu kullanırken bunu da göz önünde bulundurun. Bunun da riskini göze alın arkadaşlar. Çünkü ben de kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama siz yaşamazsınız diye bir şey söz konusu değil. Siz bir problem yaşarsanız bu tamamen sin inisiyatifinizde. Ona göre hareket edin. Hemen buradaki arama kısmına giriyoruz ve virüs ve tehdit korumasına giriyoruz. Virüs ve tehdit korumasına girdikten sonra burada ayarları yönet kısmı var. Buna tıkladıktan sonra gerçek zamanlı korumayı kapatmamız gerekiyor. Bunu kapatmazsanız maalesef ki indirdiğiniz dosyaları virüs olarak algılayıp silecektir. Daha sonrasında ilk önce jailbreak klasörüne giriyorum. Buraya girdikten sonra burada iki farklı yöntem var. Biz en basit yöntemle ilerleyelim. Eski zor yöntemlere de bakmak istiyorsanız kanalımda zaten videoları var. Onları izleyerek de eğer ki kolay yöntemde olmuyorsa zor yöntemle de birikiş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi en basit yönteme girdik. Burada klasörümüzü tutup masa üstüne çıkartıyoruz. Bu işlemleri yaparken eğer ki sizden bir şifre isterse bunun şifresi 1, 2, 3, 4. Başka bir şifre yok arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 yazınca bitiyor. Bu arada bu dosyaları sadece Winrar ile açabiliyorsunuz. Winrar zaten ücretsiz bir uygulama. İnternetten bulup indirebilirsiniz bilgisayarınızda. Şimdi hemen en basit yöntemi açıyorum. Burada Winrar'ın yazıyor arkadaşlar. Winrar'ın ile yapacağız bugün? Checkrain'de şu aralar sıkıntı var. Daha doğrusu bütün Bypass ve Jailbreak uygulamalarında sıkıntı var. O yüzden şu anda çalışan bildiğimiz yöntem Winrar'ın ve ile işlemlere devam ediyoruz. Diğer gösterdiğim yöntemlerin hepsi, önceki gösterdiğim yöntemlerin hepsi kapandı. Sadece en son gösterdiğim, yine bu videodaki ile aynı yöntemi göstermiştim. Sadece o çalışıyor. Onda da çoğu kişi pek anlamamış arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çekiyorum ki daha detaylı bir şekilde anlayın diye. Şimdi bilgisayarımıza tabletimizi bağlamamız gerekiyor. Bunun için de bir ucu USB, bakın şöyle eski nesil USB bir ucu da artık tabletiniz neyse Type-C ise Type-C, Lightning ise Lightning olarak ucu takıyoruz. Hemen bilgisayarımıza bağlantımızı sağlıyoruz. Bağlantıyı sağladıktan sonra eğer ki tabletinizin ekranında güven gelirse güven yazısına basmamız gerekiyor. Eğer ki güven yazısı gelmese zaten herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Daha sonrasında ekranda Palerian yazısı geliyor ve Next seçeneğine basıyoruz. Burada Rootless kısmı şartta olması gerekiyor. Rootful kısmıyla yapamıyoruz maalesef ki. Hemen şimdi cihazımızı Recovery moduna aldığını söylüyor. Recovery moduna aldıktan sonra da gerekli tuş kombinasyonlarıyla Diffue moduna geçeceğiz. Şimdi zaten bizlere gösterecek. Gördüğünüz gibi şu anda cihazım Recovery modunda biraz sonra bunu DFU moduna alacağız. Bunun için Start'a bastıktan sonra zaten burada bizleri gösteriyor. Güç ve Home tuşuna basmamızı istiyor. Hemen ben burada Start'a basıyorum ve buradan da Güç ve Home tuşuna basmaya başladım. 5 saniye sonra Güç tuşuna elimizi çekiyoruz. Çektim. Home tuşuna basmaya devam ediyorum. Bekliyoruz. Ekranımız simsiyah bir şekilde kalması gerekiyor. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımız siyah oldu ve işlemlere başladı. Tam bu noktada eğer ki herhangi bir donma yaparsa birazcık bekliyoruz. Donma yaparsa kablomuzu çıkartıp takmamız gerekecek. Bakın şu anda devam ediyor taramaya. Evet şu anda ekranda gördüğünüz gibi yazılar gelmeye başladı yukarıdan aşağı doğru. Bütün bu yazılar bittikten sonra tablet kendini açacak. Ve açtıktan sonrasında da jailbreak işlemimiz başarılı olmuş olacak ve bypass işlemine geçebileceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi Apple logosu geldi. Birazdan cihaz kendini açacak. Hemen bu işlemin ardından mutlaka kurulacaklar içinde bulunan Trio Tools uygulamasını açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra burada jailbreak cihazımız olmuş mu olmamış mı bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen şimdi kontrol ediyoruz. Burada baktığımız zaman jailbreak yes olarak karşımıza çıkıyor. Hemen tekrardan bu uygulamayı kapatıyoruz ve işlemlerimize bypass işlemlerine devam ediyoruz. Jailbreak işlemini yaptıktan sonra tekrardan Ali Şenekar klasörüne giriyoruz ve buradaki dosyalar adımından bypass seçeneğine tekrardan giriyoruz. Burada iOS 15 ve 16 kısmına geliyoruz. Cihazınızın iOS sürümüne göre bypass modelimiz değişiyor. Biz şu anda iOS 15 sürümündeki bir cihazı yapacağımız için buna tıklıyoruz. Daha sonra burada broker RAM disk var. Bunun maalesef şu anda çalışmıyor. Tek çalışan FRP file yöntemi arkadaşlar. O da şöyle bir yöntem. Telefonu ya da tableti kapatıp açtığınız zaman maalesef ki gidiyor. Hemen bunu buradan tutup masa çekiyoruz. Virüs koruma programlarını kapattık. Kapatmazsak olmuyor arkadaşlar. Daha sonrasında hemen Açıyoruz uygulamamızı. Tıkladığımız zaman bu şekilde tıkladığımız zaman uygulamamız hemen ekrana geliyor. Uygulama çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Açılışından bahsetmiyorum tabii ki. Bypass işlemi sırasında çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve çok hızlı bir şekilde bypass işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada yapmanız gereken iki adım var. Bir tanesi sağ taraftaki kopyalama kısmında bir kere tıklamanız ve bu seri numarasını kopyalatmanız. Daha sonrasında tamama basıyorsunuz. Açılan sayfada buraya sağ tık yapıştır diyorsunuz. Enter'a basıp kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu kaydedildikten sonrasında tekrardan uygulamaya geçiyoruz. Hemen buradan cihazı aktif et ve işlemlere başlıyor. Buradaki işlemler çok kısa sürüyor arkadaşlar. Yine de ekrana bakın. Bazı noktalarda ekrana tıklayın yani home tuşuna basın ve güven tuşuna basın diye uyarı verebilir. Güven tuşuna bastıktan sonra zaten cihazınız eski haline dönmüş oluyor. Yani kullanılabilir duruma gelmiş oluyor. Şimdi hemen birazcık bekliyoruz ve sonrasında işlemlere devam ediyoruz. Şu anda cihazı bir kere kapattı, açtı ve Ekranda şöyle bir yazı geldi. Gördünüz mü bilmiyorum. Netlemiyor sanırım ama şöyle yakınlaşırsam da netlemiyor maalesef ki. FRP file ile ilgili bir yazı geldi ve buradan devam ediyoruz işlemlere. Bypass işleminiz başarılı dedi. Şimdi kurulum adımlarına geçiyorum. Hızlıca kurulumu yapıyorum. Diğer kurulum adımlarına devam, devam dedikten sonra iPad'e hoş geldiniz yazısı geldi. Hemen şuradan başlat'a basıyoruz ve iPad'imiz artık eskisi gibi kullanılabilir duruma geldi. Tabii ki burada tekrardan söylüyorum en önemli olan nokta tableti kapattığınız zaman tekrardan sıfırlanıyor. Tekrardan bütün bu adımları yapmanız lazım. Hem jailbreak hem de bypass'ı tekrardan yapmanız gerekiyor. Şu an için çalışan ücretsiz olan tek yöntem ne yazık ki bu. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefonunuz ya da tabletiniz sim kartınızı görmeyecektir. Arama yapamayacaksınız. Tablet gibi kullanacaksınız. iPhone'unuz varsa dahi tablet gibi kullanacaksınız. Kapatamayacaksınız telefonunuzu. Açtığınız zaman tekrardan işlemleri yapmanız gerekecek. Ayrıca ekranı şifre koyamayacaksınız. Face ID koyamayacaksınız. Touch ID koyamayacaksınız. Tüm bunlara rağmen ben bunu yapmak istiyorum. Telefonumu ya da tabletimi kullanmak istiyorum diyorsanız da uygulamaları hemen Instagram adresinden bana DM atarak Kanala abone olursa dair bir resim yollayarak isteyebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca diğer sosyal medya da burada hemen yan tarafımda çıktı şu anda. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.